tamam mı? Şu sağ bacağında sıkıntı var değil mi? Evet. Tam şu bölgede, kasığın üstünde, karnın içinde, iliak damar dediğimiz yerde bir stentin var. Evet. Bu stent konulmuş, bu stentin hemen çıkışında darlık var. Evet. Buraya geçen kan sana yetmez sağ bacağına. Gençsin çünkü, kaç yaşındasın? 35. 35 yaşında bir adama %50 damar yetmez burada. Evet. Tamam. Artık buradan itibaren tıkanıklıkların var. Bacakta daha önce bir gret koymuşlar. O da tıkanmış. Yalnızca bizim yaptığımız anjiyoyla şu bacağına hafiften kan geçirebildik. Evet. Şu anda öyle duruyoruz. Şimdi gelelim sana ne yapacağımız. Tekrar çiziyorum. Seni şurası gövden olsun. Şunlar bacağım olsun. Tamam mı? Tamam. Burası sağ tarafım olsun. Şimdi aort dediğimiz damar geliyor. Şuraya kadar geldi. Şuradan sağa ve sola damar verdi. Kan buralardan geçiyor. Normal damarımız böyle gelecek. Burası diz diyelim. Tamam mı diz? Tamam. Şurası diz olsun. Şu da bacaklık ayağın olsun. Normal damarımız buradan gelecek. Şöyle. Burada üç ayrılacak. Bir, iki ve üç. Tamam mı? Kan da böyle gelecek. Peki sende ne var? Şu var. Daha önce bir ameliyatı mı daha önceydi stentin mi? Ameliyatta ne yapmışlar zannediyorsun? Şuradan kasığı açmışlar. Buraya bir damar koymuşlar. Bu damarı da dizin oradaki şuraya koymuşlar. Yani şuraların o zaman da tıkalıymış. Şuraların. Buradan kan geçmiyormuş. Kanı doktor buradan geçirmiş. Şuradan geçirmiş. Ve ameliyattan sonra dinlikten rahat mıydın? Hocam aynı gün tekrar ameliyata aldılar. O koydukları damarı, yapay damarı geri tekrar aldılar. Tekrar çıkardılar çünkü pıhtı oldu. Sonra bu aynı gün tekrar tıkandı. Sonra bunu çıkardılar. Buraları tekrar yaptılar. Sonuçta bir şey olmadı sana. Evet, bir şey olmadı. Tamam. Şimdi bizim yaptığımız işlemde de şu damarın bir kısmı açık, şu damarın. Evet. Tamam mı? Hafiften kan geliyor şu aralardan. Şuradan yaptığımız bir damar şuradan kan getiriyor. Şu, o da şuraya gidiyor. Şunlar tıkalı. Şunlar da tıkalı. Tamam mı? Evet. Yani seni şuradan gelen, şurada da stentin var. Şurada da stent var. Şurada stentin olsun. Bu stentin de önü %50 tıkalı. Durumum bu. Şimdi abi yapacağımız iş bu. Önce bir DSA dediğimiz bir işlem yapacağız. Yani bir anjiyo gibi düşünsen. Ama yalnızca damarları gösteriyor. Başka bir şey göstermeyecek. Ondan sonra çok büyük bir oranda ona göre karar vereceğiz. İki iş birden yapacağız ameliyatta. Birincisi bu damarlarını kasan sinir var. Hemen karnın tam burasında. Buradan şu siniri bir kere gevşeteceğiz. Böylece kılcal damarların otomatikman açılacak. Bu bir. İçeriye girdik ya, bunu gevşettik. Bu birinci iş. Yani sempatektomi. Sempatektomi yaptık. Bir. Aynı esnada iki. Sana tam şuradan. Tamam mı? Tam oradan. Sarı stent artık iptal edeceğim. Bir yapay damar koyacağız. Yapay damar. Bu yapay damarı şuraya getireceğiz hemşire. Şuradan kan bu taraftan geçecek. Kan buradan geçti ama aşağı gitmiyor rahat. O yüzden diğer bacağından aldığımız kendi damarını dizinin altına koyacağız. Şuradan da alacağız. Şu damara ve şu damara eklentiler yapacağız. Kan daha hızlı gelsin diye. Ve şu damara da. Tamam, bu yaklaşık ama bir 4-5 saat sürer. En az. Evet. Tamam mı? İki işlemi bir arada yapacağız. Bir, sempatektomi. Normalde bu bir ameliyattır. Yani şuradan şöyle bir kesiğin olacak. Ve
en uca kadar kan gelmesi için yapacağımız başka bir şey yok. Bu. Şuradan yukarı çıkmamız lazım. Normalde kasıktan yapacaktık ama şu stent bizi engelledi. %50 tıkalı olduğu için yetmez sana gelen kan. Gelen kanı bunu aşağı versen ne olacak? %50 zaten tıkalı. Evet. Şu stentin üstüne çıkmam lazım. Yani durumu bu hocam. Soru? Riski ameliyat uzun, o kadar. Ha. Ama ameliyatta yani şimdi mesela bir form imzalayacaksın. Orada bacağın kesilmesinden tut. Evet. Allah göstermesin, hayat kaybına kadar bir sürü şey var ama öyle şeylerimiz olmuyor. Ama risktir bu yani. Dünyada oluyor bu yani. Genç olduğun için bunu yapacağız. Genç olmasan daha yumuşak şeyler yapardın. Ha bunlar ne kadar uzun süre durur? Normalde durur. Bir ilaç kullanacaksın ameliyattan sonra. İnşallah bir sıkıntın olmaz. Ama durum bu. Önce DSA bir acil olacaksın bacağına. Ki buradaki damarları çok iyi görelim diye. Sonra da işte hem aynı esnada sempatik tümü ve bypasslar olacaksın. Tamam.